Dönelim stüdyomuzda tur operatörleri platformu sözcüsü ve turizmci Cem Polatoğlu var. Cem hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, bizim esas davet nedenimiz 23 Haziran yani hani ekonomi, politik, işte sosyo politik falan gibi böyle tanımlar var. Şimdi turizm politik hale geldi seçimler nedeniyle. Olumlu bir hava var demokrasi adına ama turizm için o kadar parlak değil herhalde. İpteller için duyduğumuz haberler doğru mu? Yani şeyler, erken rezervasyonlar yanmadı. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Turizm özgür bir ortamda yapılabilecek iş kolu. Bu nedenle bizler önce demokrasi dedik ve belki de zarar edecek birçoğumuz turlarımızı iptal ettik. Hem de hiçbir kesintiye uğramadan yurt içinde. Uçak şirketleri zaten açıklama yaptılar. Onlar iadelerini olduğu gibi yapabiliyorlar. Veyahut ileri veya geri döneme aktarabiliyorlar. Aradaki farkı alarak veya geri ödeyerek. Otellerden de herhangi bir şu ana kadar olumsuz bir cevap gelmedi. Hangi otellerimiz çalışıyorsak hepsinden olumlu cevap geldi. Tur operatörü de bu şekilde. İsteyen turunu iptal ediyor. Parasını kesintisiz alabiliyor. Yurt içi için konuşuyorum. İsteyen daha ileri döneme veya daha geri döneme kaydırabiliyorlar. Bir fiyat farkı varsa eksi veya artı bunun farkını ya alıyoruz ya iadesini yapıyoruz. Bu şekilde. Yurt dışında ufak problemlerimiz olabiliyor. Yine Türk Hava Yolları ve Türk menşeli uçaklarda çıkış yaptıklarımızda problem yok. Ama yabancı hava yolları henüz bize olumlu dönmedi. Birkaç hava yolu hariç. Onlar no show adı verilen ufak bir kesintiler uyguluyorlar. Nitekim bazı sejur oteller de bunu yapıyor. Mesela uzaklardaki Maldiv otelleri, Bali otelleri vesaire gibi oteller. Avrupa'da pek büyük bir sorun çıkmadı. Onlar da mesela 7 gece Maldiv aldınız, 2 gecesini kesinti yapmak istiyorlar. Şu anda yazışmalarımız devam ediyor. Özel bir durum var diye. Daha evvel de yaşandı. Biz geçen sene de yaşadık 24 Haziran'da. Ondan evvel de yaşadık yine yaz döneme gelen seçimlerde. Bizler artık kaşarlandık, alışkınız. Tüketici de alışkın. Ama dediğim gibi 500 bin kişinin bu seçim döneminde yurt içinde hareket edeceğini varsayıyoruz. 500 bin kişi. Sigortalarda bunu gösteriyor. Yapılan sigorta, mecburi sigorta yapıyoruz biz. 500 bin kişi, İstanbul'da sadece 500 bin kişi. Şu anda iptal ettiler. %95 düne kadar iptaller vardı. %100'e varacağını tahmin ediyoruz. Örneğin ben kendi şirketimden söyleyeyim. Sadece bir çift Kanada'da oğullarının mezuniyet töreni için gitmek zorundalar. Bunun dışında herkes iptal. İyi. O delikanlı da mezun olduğu zaman bunu telafi edecek işler başarır herhalde. İki o, iki o'dur yani şeyde, değil mi? Peki genel olarak Türkiye turizm, sizin deyiminizle konuşalım, turizm destinasyonları açısından, tur operatörleri bakımından nasıl bir ülke haline geldi? Yani bunu 90'larda da böyle çok çatapatlar falan oluyordu ama buna rağmen sürüyordu. 2000'ler, şimdi işte 2020'ye geldik. Acaba Türkiye'nin dış operatörler açısından yeri değişti mi? Ya da değiştiyse nasıl değişti? Değişti. Böyle bir laf vardır yani, her şerde bir hayır vardır. O kötü dönemlerde otellerimiz dibe vurmuştu, turizm dibe vurmuştu, gerçekten çok kötüydü. Bizi de arayışlara yöneltti. Ne tür arayışlara yöneltti? Örneğin sağlık turizmine ağırlık vermeye başladı Türkiye. Geçen sene sağlık turizminden elde edilen gelir 2 milyar dolar. Bu çok yüksek bir rakamdır. Ve turizm katma değeri en yüksek olan sektördür. Bugün araba ihracı yapıyoruz, ihracatı yapıyoruz. Diyelim ki 10 milyar dolar. Bunun elde kalanı %3 değil. Ama turizmde adam müzeye giriyor, 30 dolar para ödüyor, 30'un 30'u da Türkiye'ye kalıyor. Yani 10 milyar dolar araba ihracatıyla 1 milyar dolar turist bence katma değer açısından birbirine eşit. Bu şekilde gözüküyor. Üstelik istihdam açısından turizm diğer sektörlere nazaran çok daha fazla. Örneğin 10 milyar dolar ihracat yapan otomotiv sektöründe çalışan sayısına bakıyorsunuz 35 bin. Ama turizm sektöründe çalışan sayısına bakıyorsunuz 4,5 milyon.
arada çok büyük bir fark kıyaslanma var. İstihdam açısından. O yüzden turizm hakikaten Türkiye'nin geleceğidir. Bacasız bir sanayidir. Çevreyi kirletmeyen, çevreyi aksine koruyan bir sektördür. Doğayı koruyan bir sektördür. Demokrasiyi de koruyan bir sektördür. Çünkü barış ortamını destekleyen bir sektördür. Bu yüzden turizme daha çok ağırlık vermemiz gerekiyor. Ne yaptık peki bu kötü dönemde? Bir, sağlık turizmine ağırlık verdik. İki, kültür turizmine ağırlık verdik. Üç, gastronomi turizmine ağırlık verdik. Bir gastronomi turisti Antalya'ya gelen 5 yıldızlı otelde 7 gece 8 gün kalan turistin 7-8 katı daha çok para harcıyor. Nerelere gidiyor bu gastronomi turları? Şimdi son 3 sene içerisinde biz 2 tane şehrimizi UNESCO gastronomi şehirleri arasına soktuk. Hangisi? Bunlar Gaziantep ve Hatay. Ama bunların sayısını biz 5-6'ya çıkaracağımızı umuyoruz 2-3 sene içerisinde. Bunlar içerisinde Hatay'dan. Hataylı mısınız? Evet. Şanslısınız. Muhteşem bir şehir. Sadece Hatay yemekleri için turlar yapılıyor yurt dışında. Bu çok önemli. Mesela ben de İstanbul'da sokak lezzetleri turu yapıyorum. Bu da çok önemli. Nasıl? Gastronomi turu. İtalyanlarla başladım. Şöyle işte sabah Kürt böreğinden başlıyoruz, simitten başlıyoruz. İşte daha sonra uyluk yemeğe gidiyoruz. Kokoreççisi, mide dolmacısı, balık ekmekçisi vesaire. İki gece, üç gün hafta sonuna tekabül edecek şekilde tamamen sabahtan akşama kadar sokaklarda yiyerek tur yapıyoruz. İtalyanlar için bunu yapıyoruz. Şimdi Türkler için üstü açık otobüslerle de yani Türklerin de katılabileceği turlar yapmaya başlayacağız kısa zaman içerisinde. O turun içerisinde neler var? Ya biz orada tabii ki kültürel açıdan da yolcuları yani misafirlerimizi doyuruyoruz. Yani İstanbul'un tarihini anlatıyoruz geçtiğimiz yerlerde. Nitekim gastronomi turizmi yapılan yerler de sonuçta İstanbul'un hakikaten değerli bölgeleri turizm açısından. Orada tarihi eserler de var. Tarihi eserler de var. Tabii ki bunları da anlatıyoruz. Peki siz de turistlerle beraber yiyip içiyor musunuz? Vallahi bakarsanız evet. Peki bu misafirler açısından son derece ekonomik olması gerekir herhalde değil mi? Euro ile TL'ye baktığınız zaman son derece butik tur ama nasıl bir fiyatlandırma son 15 güne bile bakarsanız %15 daha ekonomik adamlar için, yabancılar için Türkiye'deki turlar veya işte yeme içme artık ne için geliyorlarsa. Evet. Onlar için avantajlı tabii ama Türk tüketicisi için maalesef geçen seneye nazaran %40 ila %60 arasında bir fiyat farkı var. Ve zaten de yer bulamıyorsun. Bugün Temmuz Ağustos'ta 5 yıldız otellerde yer almaya kalkın. Çok yüksek rakamlar veriyorsunuz. Evet. Sağlık turizmini biraz açar mısınız? Neleri kapsıyor? Ne için geliyorlar? Şimdi tabii en başta saç ekimi için evet, geliyorlar. Evet, onu soracaktım. O sağlık turizmine mi giriyor tabii, diye onu merak ediyorum. Sağlık turizmine geliyor. Zaten %80, %90'ı gelenlerin sağlık turizmi açısından. Şişli gelenler görecektir. Hakikaten Şişli herkes kafası bantlı değil mi? Kafası bantlı bir şekilde gidiyorlar. Kırmızı kafalar. Tabii, bunlar da çok büyük. O da katma değeri çok yüksek bir turizm çeşidi, sağlık turizmi. Yani saç ekimi için evet alınan alet edevatlar için bir miktar para ödendi ama o aletlere ödenen para hakikaten 2-3 saç ekiminde çıkıyor ama insanlar yani bir sürü hastane tanıyorum ki günde 80 operasyon yapan hastaneler var. İstanbul'da. Peki ne kadar bir saç ortalama saç ekimi en baba keli? Şimdi bakın biz de paketlerimiz içine bunu koyduk. Senede biz de 3-5 bir şeyler kazanıyoruz. Biz paket olarak bunu 2000 euroya yurt dışına satıyoruz uçak hariç ama havaalanından karşılıyoruz. Bir hafta bir 4 veya 5 yıldız otelde konaklama veriyoruz. Geldiği gün İstanbul'da şehir turunu yapıyoruz, alışveriş turunu yapıyoruz. Daha sonra hastaneye götürüyoruz tercümanıyla beraber. Ne güzel ya. Tercümanıyla bir hafta İstanbul'da ailesiyle beraber kalıyor. Saç ekimi yaptırıyor ve geri dönüyor. Yani 2000 euro ödediği para. Yani 2000 euro operasyon parası olabilir Avrupa'da falan bir yerde o. Şöyle söyleyeyim. İtalya'da mesela sadece saç ekimine en hani ortalama 2500 euro para ödüyorsunuz. Burada bir de bedavalı bir tatil 5000 euro alan var. Daha fazla da alanlar var. 2500 en hani düşük. Merdiven altına yakın olan kliniklerde yapılan. Bu tempoyla giderse böyle biz keller çok
özel olarak kalacağız herhalde. Nazım Bey, sizin ben yani imkan olsa bile sizin yerinizde olsam saç ektirmem. Çünkü hakikaten çok karizmatik bir kafa yapınız var. Aksesuarlarınızla, gözlüğünüzle, şapkanızla zaten ben olsam saçım olsa kazıtırım sizi. Cem, teşekkür ederim. Bundan sonra bunu çıkışta sana kahveyle ödeyeceğim bunu. Peki şimdi bu turizm ve yani demokrasiyle paralel diyorsunuz. Ben de katılıyorum ona. Hatta zaman zaman ben Milliyet'te işte yazı dizileri yaparken şey önermiştim. İnsan hakları ve turizm diye yazı dizisi yapayım falan. İşte o zaman Yalçın Doğan dedi ki yani bu dedi sıkıntı yaratır şimdi falan. Sonra aradan bir zaman geçti. Antalya Belediye Başkanı Mustafa Akaydın Hoca bir sempozyum yaptı. Turizm ve savaş diye. Çünkü çiçek gibi turizm ve hep güzel bakım istiyor. Bunun ölçüsü de demokrasi. Fakat Türkiye savaşın eşiğinde, içinde, ortasında olduğu dönemlerde bir takım gençler, özellikle üniversite gençliği, savaşa hayır toplantıları yapıyorlar, açıklamaları yapıyorlar ve işte 15-20 kişi tamamen ahlaki olarak karşı çıkıyorlar savaşa. Turizmcilerin ise doğrudan çıkarları var. Bir tane turizmci de, bunu hep söylüyorum, gelin yanında durun, sizin otelleriniz için bu çocuklar polis çubuğu yemek zorunda kalıyorlar orada. Siz niye savaşa karşı bir tavır koymuyorsunuz? Ne diyor turizmciler bu konuda? Silivri soğuk diyorum. Korkuyorlar. Ya şimdi... Ama bu eskiden de böyle, yani 90'lı yılları da kastediyorum ben. Tabii tabii, yani şimdi turizm sektörü diğer sektörlere göre biraz daha apolitize bir sektör. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü direkt sıcak parayla teması olan bir sektör. Uzun vadeli değil, kısa vadeli çözümler üretmek zorunda olan bir sektör. Kısaca tabiriyle tüm değişkenlikleri iliğine kadar hisseden bir sektör. Böyle bir yapılanma içerisinde olmak için çok iyi bir sektör değil. Yani evet, siyasi yapılanma için iyi bir sektör değil. Eğer işinizi layığıyla yapmak istiyorsanız, işinizi her an, her saniye gözünüz açık bir şekilde takip etmek, işte oraya gitmek, buraya gelmek vesaire yapmak zorundasınız. Ama ben biliyorum ki Türkiye'deki politik değişikliklere mizahi dille yaklaşıp tavır alan turizm şirketleri oldu. Mesela kürtajın yasaklanması gündeme geldiği zaman bazı turizmciler yazılar, açıklamalar yaptılar. Kürtaj turları başlıyor diye. Ondan sonra başına da bir şeyler geldi. Ha? O benim işte. Evet, maalesef böyle oldu. Ben işte 22 senelik turizm yazarıyım. Aynı zamanda Turizm Yazarları Derneği ikinci başkanıyım. Evet. O zaman da Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyordum. Gezi Eki çıkartıyorduk. Rahmetli Deniz abiyle beraber, Deniz Son'la beraber. 6 sene yazdım ben orada. Ve bir sürü yerde de yazıyordum. Kürtaj yasaklanma durumları falan olmuştu. Ben de şöyle bir yazı aldım. Ya siz kumarhaneleri de yasakladınız. Ne oldu? Merdiven altına indi. Ya da şey, Kıbrıs'a gidiyorlar. Veya Kıbrıs'a gidiyorlar veya başka bir yere gidiyorlar. Bunu da yasaklarsanız merdiven altına inecek ama insanlar para değil bu sefer sağlığından olacak. Canlarını kaybedecekler. İki, turizm şirketleri şu anda tur yapıyor kumarhaneler için. Aynı şekilde yurt dışına da tur yapacaklar. Kürtaj turları başlayacak. Kürtaj turları başlayacak. Sen de tabii başlık yapmışsın. Evet. Tabii yani okuması için başlık bu başlık birazcık benim canımı aldı. Bu haberim çıktıktan 3 saat içerisinde o zamanki seyahat ajantaları başkanımız, bilmiyorum belki de aldığı emirle, 3 saat içerisinde belgemi iptal etti. Halbuki sen yani mesela dedin. Ya ben bir yazarım. Yani eğer yazımı beğenmiyorsan sen beni şikayet edecek bir sürü kurum var. Ama ben yazı yazdım diye şirketimi niye kapatıyorsun? Hmm. Ali Koç bir yazı yazacak, bir şey yapacak, gidip şeyi kapatacak. Koç Holding'i kapatabilir Koç Holding'i veya işte ne bileyim Otosan'ı kapatacaksınız. Evet. Yani bunun gibi bir şey oldu benimki. Ha, aldım sonuçta. 5 sene süren bir mahkemesi. Çok büyük tabii maddi kayıplarımız oldu. Tabii şirketin belgesini kaldırıyorsun. Belgeyi iptal ettim. Sonra söke söke aldın. Aldım. Evet. İyi de oldu. Uzun vadede yabancılara da sattım onu. Peki Cem Polatoğlu gibi başka turizmci yok mu? Olmaz olur mu? Biz 11 bir seyahat ajantasıyız. Bunun 8 bini aktif olarak çalışan seyahat ajantasıyız. Hepsi birbirinden iyi. Hepsi birbirinden canavar. Yani işte onu söylüyoruz. Yani
tavır alma konusunda, mesela Türkiye'nin işte demokratikleşmesi konusunda bir defa iklimi sert olmayacak, yurt içinde güvenlik kaygısı olmadan seyahat edilecek. Çünkü zırt pırt şeyler, yabancı elçilikler Türkiye'ye seyahat rotanızdan çıkartın diye şey yapıyorlar. Hele bir geriye dönüp baktığımız zaman her yerde bombalar patlıyordu. Ve o zaman bayağı yere çakılmıştı şey yani turizm. Ya sadece hani maddi bombalar değil, açıkçası söylemler bile bizim turizmi kesebilen noktalar. Nitekim siyasilerin atışmalarından dolayı ya da işte ne bileyim günlük iç çekişmelerden dolayı yurt dışındaki liderlere veya ülkelere sataşmaları nedeniyle bile biz kırmızı bültene girdik. Hiçbir şey yok X ülkesiyle aramızda. Fakat herhangi bir şekilde iç siyasette kullanılması gerektiğini düşünüyorlar siyasiler. Bunu kullanıp söylemleri içerisinde bir sürü ülkeyle biz hakikaten ne bileyim tabiri caizse papaz olduk. Bu ülkeden insanlar gelmemeye başladı. Evet. Almanya. En büyük örnek Almanya. Yani biz 4,5 milyon Alman getirirken fol yok, yumurta yok. Neticesinde Alman turist neredeyse sıfıra indi. Ki Alman turist paralı turist. Ne oldu? Yani. Almanya'ya ne vardı aramızda? Bir şey yoktu yani. Evet. Peki o zaman siz dış politikayı da yakından takip ediyorsunuz herhalde değil mi? Korkarak. Yüreğiniz ağzınızda. Yüreğiniz ağzınızda. Evet. Peki şimdi Türkiye'de turizm bir dönem, özellikle siz de onu yapıyordunuz, dışarıya daha fazla insan götürüyordu. Bu dolar ve euro arasındaki parite bile kalmadı. Eşitlendi artık onlar. Bu koşullarda yurt dışında tur satabiliyor musunuz? Tabii ki eskisi gibi değil. Bizim de %60'a yakın dışarı giden turistimizde eksilme oldu. Ben tabii ki uçaklı turlardan bahsediyorum. Ama otobüslü turlarda büyük bir artış var. Örneğin Karadeniz turlarına artık Gürcistan da eklendi ve 1 milyon 100 bin kişi Türkiye'den Gürcistan'a gitti. Çünkü Karadeniz turlarıyla. Pasaportsuz gidiyorlar. Pasaportsuz nüfus kağıdı gidiyorlar. Yunanistan'a 800 bin kişi gitti. 1 milyon da o biraz düşme oldu. Vize çünkü olayı var. 800 bine düştü geçen sene. Bu sene bilmiyorum ne durumda olacak. Ukrayna vizeyi kaldırdı. Pasaportu dahi kaldırdı. Gidebiliyor. Karayoluyla mı gidiliyor oraya? Hayır. Ukrayna'da uçaklar çok ucuz. Bu yüzden mesela Ukrayna turlarında da büyük patlama var. Ama onun dışında hani Uzak Doğu, Amerika ve Avrupa turlarında %40'ın üzerinde düşüş var. Evet. Sen peki Batum'a gidiyor musun? Ben seni getirmiştim Batum'a, biliyorsun. Oraya tur yapacaktın. Sana Maldiv fiyatı çıkarttılar. Evet. Yapıyoruz. Karadeniz turları içerisinde de zaten yapıyoruz. Ama şimdi öyle bir noktaya geldi ki kumarhaneler neredeyse bedava turlar yapmaya başladılar orada Türkler için. Ben hani ticaret yapan bir insanım. Yani kumarhane turu yapan bir şirket değilim. O yüzden onlarla mücadele etmek biraz daha zor oldu bizim için. O yüzden onlara girmedik. Daha çok kültürel turlara ağırlık veriyorum. Hani Türkiye'de pek yapılmayan turlara ağırlık veriyorum. İşte evet. Doğu Timorlar, Güney Pasifikler, işte Patagonya'dır, Güney Amerika'nın işte Şili, Arjantin'i kapsayan bölgesi olsun, Orta Amerika bölgesi. Bu bölgelere daha ağırlık vermeye başladık. Daha az kişi gidiyor. Daha ama güzel. Butik herhalde. Sizin arkadaşınız da mesela bizim işte Arnur Pal, Dünya Mirası Derneği vardır orada kendisi. Mesela onların şirketlerine de yaptık bayağı. Gezginler Derneği yönetim kurulundaydım. Onlara yine çok yoğun turlar yaptık. Bu tür turlara daha ağırlık veriyor. Ama onlar bayağı bütçeli turlar değil mi? Yani bütçeli turlar 15 günden az olmuyor. Doğru söylüyorsunuz. Mesela işte bir İpek yolu işte 20-21 gün sürüyor. Veyahut işte Patagonya turu eğer yukarı devam edecekseniz hani Peru, Bolivya, Venezuela'da bitiriyoruz. Tabii ki bu tur da 21 gün süren bir tur ağırlıklı. Orta Amerika'da ne kadar bunların bütçeleri? 3 bin Euro'dan başlıyor açıkçası. O peki başlıyor.
Yani 3000 euro ile 4000 euro arasında nasıl var? Oteller hani bazılarını 3 yıldız bazılarını 5 yıldıza mı yerleştiriyorsunuz? Uçaklarda dahil değildir. O kültür turlarında, hakikaten Türkiye'nin hani belirli hakikaten iyi kazancı olan insanları da götürüyoruz ama zar zor para biriktirip de illa bu turlara katılmak isteyen kişileri de götürüyoruz. O yüzden buradaki turlar öyle 5 yıldızlı otel turları falan değil. En azından bizim yaptığımızı söylüyorum. Bildiğiniz 3 yıldızlarda kalıyorsunuz. Ama giden kişilere baktınız mesela Ahuaysal müşterilerimizden biridir. Kadının burada Boğaz'da muhteşem bir oteli var ama geliyor bizden beraber 300 otelde kalıyor. Atilla Atasoy, o da aynı şekilde ya da işte ne bileyim Kongo turu yaptık. Mesela Atilla Atasoy 3 gün muz yemek zorunda kaldı çünkü diğer yemeklerden çekindi. Hani biraz da bunların eziyeti olan turlar oluyor böyle şeyler. Sonra trenlerde, Alp şeylerde, Ant dağlarında. Onlar çok lüks. Öyle mi? Onlar lüks turlar. Millet trenin üstünde gidiyor ama orada. Ama turistler değil. O Hindistan'ın çok lüks turlu şeyleri vardır, trenleri vardır. Evet. Peki yani yurt dışı turları biraz düşmüş vaziyette. Yakın bir gelecekte de yükselecek gibi gözükmüyor herhalde, değil mi? Şimdi nasıl hesaplıyorsunuz geleceği? Şöyle bir mentalite vardı. Ya yurt dışına giden Türkiye'nin dövizi oraya gidiyor diye düşündüler. Bu çok yanlış bir fikirdi. Türkiye'deki turistler yurt dışına gitmeye başladığından beri orada gördüklerini eğer iş adamıysa, eğer ne bileyim başka işte bir iş sektöründe bir insansa taklit etmeye başladılar, yapmaya başladılar. Sektörler gelişmeye başladı. Örneğin isim de vereyim. Gaziantep'li bir ayakkabıcı benimle birlikte İtalya turuna gelmişti. Verona'da biz bunu bir ayakkabı fabrikasına götürdük. Adam delirdi böyle. Çok hoşuna gitti. Ayakkabılar örnekler tekrar tekrar bir turma kadar tekrar derken bu adam Lamborghini'yi satın aldı. Ya. Hadi ya. Evet. Ayakkabı aldı Gaziantep'te yani. Bir atölyeden başlayan adam böyle yurt dışını göre göre o adamları taklit ede de o kadar gelişti, o kadar büyüttü. Yurt dışında daha sonra biz bu insanı fuarlara götürdük vesaire derken koskoca dünya devi Lamborghini'yi satın aldı. Tabii böyle bir sürü sektör var. Şöyle 42 numara bir Lamborghini yok da kalsın fabrikayı alıyorum. Bütün fabrikayı aldın ha? Evet. Oldu mu? Bütün Lamborghini var. Türkiye'de onun için çok fazla o marka burada dolaşıyor evet. Herhalde. Bakın yani ayakkabı ihracında Türkiye ikinci sırada. Çok büyük bir rakamdır. Çok önemli. Bunların hepsi işte bu iş adamların yurt dışındaki görgüleriyle bunlar meydana geldi. Tekstilci bu şekilde bir görgü, ayakkabıcı, tabii. Çantacı, artık aklınıza gelen diğer sektörler, turizmciler. Herkes hakikaten yurt dışında gördüklerini Türkiye'de uygulamaya başladı. Bir müddet sonra biz onu yurt dışına pazarlamaya başladık. O yüzden yurt dışı öyle değil. İki, yurt dışı turizm bir alışveriştir. Yani siz buradan İtalya'ya uçağınızı boş gönderirseniz İtalya'dan gelen turist iki misli para vermek zorunda. İki misli para verene kadar adam ona aynı fiyata uzak doğuya gider. Tabii. O yüzden siz buradan da turist götürmek, o dengeyi bir şekilde sağlamak zorundasınız ki 400 liraya uçak geleceğine, 400-500 liraya geleceğine adama 200-250 liraya uçak gelsin. Yoksa 500 lira verdikten sonra Roma'dan da uzak doğuya uçak var. Ne lüzum, niye Türkiye'ye gelsin? Uzak doğuya gitsin adam o zaman. 3 saatlik mesafe, belki 4 saatlik mesafe Türkiye ama ne olacak? Uzak doğuda 7 saatlik, 8 saatlik mesafe adam için ya da 10 saatlik. Hani uzak doğuya gidiyor adam. Bu yüzden hani alışveriş diye bakmak lazım. Sadece bana gelsin, bana gelsin. Böyle bir dünya yok. Ha gidip tabii orada görüp de çok açıkçası herkes için geçerli değil ama hani görgü kurallarını da öğrendi insanlarımız. Kırmızı ışıkta durmayı öğrendi insanlar. Kaldırımda yaya geçidinden adımını attığında karşıdaki insanın durduğunu gördü insanlar. Daha bir sürü bir şey var tabii. Buna vizyonları gelişiyor. Işte. Vizyon gelişiyor. Yani bunlar az buz şeyler değil açıkçası. Başka şeyler de var. Bunu da konuşamayacağız ama konuşacaklarımızdan ben Cem'i yemleyeyim. Cem'in çok güzel anekdotları var. Bir tanesini ben anlatacağım. Sonra sen getirirsin diğerlerini. Bu Övertur'un Almanya'dan aynı anda Türkiye, Tunus, Mısır falan bir dolu uçakları kalkıyor. Cem anlatmıştı bunu. Buradaki böyle müzik rehberler şöyle yapıyorlar. Tunus'a hoş geldiniz diyorlar. İstanbul'da otobüste 3-4 tane bazen 2 tane 3 tane kadın
kocasını ben sana söyledim de öbür tarafa gidecektin diye kavgaya başladı. Yanlış tura geldik diye. Meğerse sonradan onu şey yapıyorlar. Bunu sen anlatmıştın bana. Tabii, tabii. Yani ben rehber kökenliyim. Hakikaten çok enteresan anılarımız oluyor. Yani işte bize işte Konya'da törenlere götürüyoruz. Tabii orada gösteriler falan. Şebi Arıza yabancı turist götürmüyoruz. Yani ama o gösteriyi Mevlevihanelere götürüyoruz. İşte RPM'i ne kadar bunun diyorsun. Yani dönme hızı ne kadar diye soranlar var. İşte kordonda dolaşıyoruz. İzmir'de turistleri işte seviyesi ne kadar buranın falan diye soran turistlerimiz de var. Yani sadece tüpleri ayrı. Deniz seviyesinden mi? Sıfır lan. İşte deniz. Serçe görüyor, bu ne diyor? Pigeon diyorsun. Aa, bizde de pigeon diyor. Ya, serçe desem anlayacak mısın? Yani sırf bize ait değil anekdotlar. Yabancılara ait anekdotlar söz konusu. Evet. Son 3 dakikamız, hatta 2 dakikamız içerisindeyiz. Toparlarsak ben şöyle bir bilgi vermek isterim. Tatil yapmak isteyenler hep bana şunu soruyorlar. Bir, neden yabancılara daha ucuz? İki, daha ucuz nasıl tatil yapabiliriz? Yabancılara niye daha ucuz? Çok basit. Bir sene evvelden otellerini satın alıyorlar. Ben de otelci olsam 100 euroya kapı fiyatı olan otelimi 20 euroya veririm. Çünkü adam gelecek %50'sini kapatacak, peşin verecek. Ben onunla otelimi düzelteceğim, plajımı düzelteceğim, arıtma tesisimi düzelteceğim, perdelerimi yenileyeceğim vesaire vesaire. O yüzden o sıcak parayı alıyorum. Ha, ondan sonrası kar. Adama maliyetini veriyorum. Ondan sonrası artık kar. Ben bunu yaparım. Ha, ne zaman bizi aynı fiyata alırız? Tabii ki biz de eğer bir sene evvelden garantili bu otelleri almaya başlarsak, seyahat ajantı olarak biz de aynı fiyattan satabiliriz. Yavaş yavaş başladı. Bir sene evvelden bazı otellerle anlaşma yapan ajantalar bunu yapmaya başladılar. Bir, yani erken rezervasyon. İki, ne zaman ucuza tatil yaparız? Ya bütün dünya Temmuz Ağustos'a odaklı. Eğer Temmuz Ağustos'ta siz tatil yaparsanız tabii ki yüksek paradan yaparsınız. Ama bakın, memleket çok güzel memleket. Antalya'da 7-8 ay denize girilebiliyor. En güzel mevsimiydi geçen ay, evvelki ay. Eylül, Ekim, hatta Kasım çok en güzel mevsimidir Antalya. Ya ne yapıp izninizi bir şekilde o döneme ayarlayabilirseniz hem 1/4 fiyatına tatil yaparsınız, hem de bunalmadan, hem de çok kalabalık olmadan muhteşem tatil yaparsınız. Benim tavsiyem o. İşte Türkiye'de kimse önünü göremediği için o uzun vadeli programlar yapamıyor Türkiye'de. Bakın ekonomisi. Bunun da önlemi şu, bir tek bizde yok. Bütün dünyada sömestr ve yaz tatilleri bölgelere göre ayrılır. Bizde 15 günde herkes kış sömestr tatiline çıkıyor. Ne oluyor Uludağ'daki otel? Bir gün evvel 200 lira odası, bir gün sonra 1200 lira. 1200, ya bunu ayır, İstanbullular şu tarihte yapsın, İzmirliler bu tarihte yapsın, Ankaralılar şu tarihte yapsın. Yay bu konuşulmaya başlıyor mu? Senin başladı. Yıllardan önce söylediğin bir şeydir bu. Mesela bir tanesi bu. Eğer bunu yaparlarsa kış tatili sömestr 2 aya yayılacak. Bu çok önemli. Yanlış anlıyorlar çünkü. Yaz tatili de 2,5 aya değil 5,5 aya yayılacak. Bu şekilde insanlar ayarlayabilecekler tatilleri. Güzel bir sistem. Evet. Cem, bunu çok dile getirdi. Ziya Selçuk da geçenlerde telaffuz edince sen geldin aklıma. Sen çok önce, yani 20 sene önce falan söylüyordun. Çünkü her bakan değişti diye yolluyoruz bir dosya. Evet. Cem, katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür kardeşim. Ederim. Sevgili izleyiciler, bugün konuğumuz turizmci ve turizm tur operatörleri sözcüsü Cem Polatoğlu'ydu. Bize hem renkli hem de derinlikli bilgiler aktardı. Bir programın daha ve bir haftanın daha sonuna geldik. Pazartesi günü sabahleyin 7'de karşınızda olmak üzere. İyi hafta sonları diliyoruz.